Çok önemli bir gelişmeyle başlayalım. 16'ya ve e, şimdi Serdar Serçelik biliyorsunuz Ayhan Bora Kaplan davasının olay yaratan gizli tanığı M7 kod adıyla e, ayağında kelepçe ev hapsinde olması gerekerken yurt dışına kaçmıştı. Yakalandı. Macaristan'da yakalandığına dair bilgi az önce e, geldi ve e, hızla. O yakalanmaya dair detaylara bakalım. Macaristan'da yakalanıyor, 6 Temmuz'a kadar geçici olarak e, tutuklanıyor ve 6 Temmuz'a kadar geçici olarak orada tutuklu kalacak. Şimdi dolayısıyla e, şu mu yapılacak? Onu da hemen e, sorayım. Şimdi tutuklandığına göre e, Macaristan acaba işte Türkiye'ye iade edecek mi? Bir kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığını hatırlamıyorum ama her ülkenin iki ülke arasında aynı zamanda suçluların iadesi anlaşması var. Muhtemelen Macaristan'la da vardır. E, ve dolayısıyla onun kapsamında e, özellikle Serdar Sertçelik'in e, hızla e, Türkiye'ye iadesi istenecektir. Şimdi Serdar Sertçelik e, biliyorsunuz Ayhan Burak Kaplan davasının gizli tanığı. Fakat aynı zamanda iki numaralı da sanığı. E, o açıdan da çok eleştirilmişti. E, i̇ki numaralı sanık, bu kadar işin içinde olan bir kişi gizli tanık olur mu, olsa olsa itirafçı olur ifadesiyle o e, süreç e, er, özellikle eleştirilmişti. Peki nasıl gündemimize geldi? E, ev hapsinde olması gerekiyor, ayağında elektronik kelepçe olması gerekiyor, fakat Türkiye'de değil. Zaten kaçın, kaçmadan önce de e, ev hapsindeyken. Çok rahatlıkla işte dışarıya çıktı, gece çorbacıya gitti. hatta o sırada bir silahlı saldırıya uğruyor Serdar Sertçelik e, ve ayağı alçıya alınıyor. Gerçi o konuda da bazı komplo teorileri var ama e, o haldeyken de ne yaptı? Yurt dışına e, kaçabildi. Sonra e, açıklamalar yapmaya başladı Serdar e, Sertçelik e, ve dedi ki bu soruşturma sürecinde e, emniyet içinde... Bana yönlendirme yapıldı, baskı yapıldı. Bazı siyasi isimleri telaffuz etmem için e, özellikle. E, onun sonrasında da emniyette bir operasyon e, başlatıldı. Ayhan Bora Kaplan e, davasının e, devam ederken, o yargılama devam ederken ve biz polis müdürlerinin tutuklandığına tanıklık ettik. 5'ti yanlış hatırlamıyorsam. 5 polis memuru tutuklanmıştı ki o 5 polis memurundan 3'ü Ayhan Bora Kaplanı havalimanında gözaltına alan polislerdi. Hatırlayın o görüntüleri, çok özellikle işte Ali Kaya'nın İçişleri Bakanlığı döneminin en flash operasyonuydu. Çok üzerinde günlerce konuştuğumuz görüntülerdi. O Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınış şekli, polislerin oradaki ifadeleri. İşte oradaki polisler gözaltına alındı önce, sonra da tutuklandılar. Ve Serdar Sertçeli'nin o iddialarından sonra, Tabii siyasi açıklamalar birbirini takip etti e, ve e, mesela MHP lideri Devlet Bahçeli darbe imasında e, bulundu. E, sonrasında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek derken o AKP grup toplantısında. Ee, çok da yüksekten bir açıklama değil ama bürokratik vesayete izin vermeyeceğiz gibi bir ifade kullandı. Ama onu kullandığı günün e, iki saat öncesinde İçişleri Bakanı Ali, Ali Yerlikaya fetövari taktiklerle bizim çetelerle, mafyayla, hesaplaşmamızı onların üstüne gitmemizi engelleyemeyecekler ifadesini kullanmıştı. Ve dolayısıyla özellikle Ali Yerlikaya'nın o açıklamasıyla birlikte mesele nasıl değerlendirildi? Acaba bu bir karşı operasyon mu? Çünkü Ali Yerlikaya'nın o açıklamalarına baktığımızda bir dakika burada emniyete yönelik bir operasyon var algısı da çıkıyordu. Zaten sonrasında da e, o açıklamayı yaptığı gün hani o fetövari ifadesini kullandığı gün e, bir açıklama da yapacağını e, belirtmişti. E, ama o açıklama hala gelmedi. Yani bir anlamda sessiz. Dün izleyenler hatırlayacaktır AKP grup toplantısı vardı ve o grup toplantısında gözler yine Ali, Ali Kaya'nın üzerindeydi. Neden? Çünkü önceki gün MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Üstelik o görüşmeye dair en ufak bir görüntü, fotoğraf paylaşımı da yapılmadı.